şeye geliyor. Arkadaşlar, özel üçgenlerle soru çözümlerimize devam ediyoruz. Burada birbirine bağlı iki tane dik üçgenimiz var. 6, 8, burası da 10 santimetre olacak. 6, 8, 10 üçgeni, yani 3, 4, 5 üçgeninin iki katı. Şimdi de buradan 10, 24 ve ne üçgeni olduğunu bulacağız. Şimdi 10'u ve 24'ü 2 ile sadeleştirirsek 5, 2 ile sadeleştirirsek 12, 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. Dolayısıyla 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı olacak ve 26 olacak x'imizin cevabı. Burada da bir ikizkenar üçgen verilmiş durumda. Bu ikizkenar üçgenin alanını soruyor bize. Alan bulmak için bir yükseklik çizmemiz gerek. Şu şekilde bir yükseklik çizeceğiz. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortaydı. Dolayısıyla 6 cm'yi iki parçaya ayırdı. 3 cm'ye 3 cm olarak. Buradan da 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğimizin uzunluğunu 4 olarak buluyoruz. Alan da, üçgende alan da taban çarpı yükseklik bölü 2'den hesaplandığı için tabanımız 6 cm. Yüksekliğimiz 4 cm. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. 6 kere 4 24. 24'ü 2'ye böldük. 12 cm kare çıkmakta. Yine birbirine bağlı üçgenlerden oluşan bir soru. Bu bilinmeyene ulaşabilmek için bilinenlerden yola çıkarak bulacağız. Bunu bulmak için bu dik kenara ve bu dik kenara ihtiyacımız var. Burayı bulabilmek için de şuraya ihtiyacımız var. Şimdi bu kenar için şu küçük dik üçgende Pisagor teoremi uygulayacağız. Buraya y dersek, y'nin karesi 12'nin karesi 13'ün karesi demek yerine özel üçgenlerimizden 5, 12, 13 üçgeni, yani burası 5 cm. Bunun tamamı 5, 11 daha 16 cm. 12, 16 n üçgeni olduğunu bulabilmek için sadeleştirme yapmamız lazım. Sadeleştirme 12 ve 16 ikisi de 4'e bölünür. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 4. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden oluşmuş. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, bu da 5'in 4 katı olacak ve 20 cm olarak bulacağız x'i. Burada da bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin kenarı tam iki parçaya bölünmüş. 18 cm 9'a 9 olarak 2'ye bölünmüş. Şimdi BC uzunluğunu soruyor. BC uzunluğu aynı zamanda AD uzunluğuna da eşit. Karşılıklı. 9 bir şey 15 üçgeni. Peki bu x kaç olacak? Hemen 15 ile 9'u sadeleştirelim. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 5. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden gelmesi gerekiyor. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı olacak. 12 ve 5'in 3 katı 15. Demek ki burası x, 12. Demek ki burası da 12 cm uzunluğunda. Bu gibi sorularda bir yardımcı eleman çizmemiz gerekebilir. Bir doğru parçası daha çizip bir diklik oluşturmamız gerekebilir. Mesela bu soruda o şekilde. Burada x'i bulabilmemiz için bir 90 derece, yani bir dik üçgen oluşturmamız gerek. Bunu da nasıl oluşturacağız? Bize burada bir ikizkenar üçgen vermiş. 10 cm, 10 cm, 12. Buradan ben şu şekilde bir yükseklik çizersem eğer, hem bunu 6 cm'ye 6 cm bölmüş olur. Çünkü ikizkenar üçgenin yükseklik aynı zamanda kenarortaydı. Hem de bizim buradaki üçgenimiz için bir dik üçgen oluşmuş olur. Yani bir x'i bulabilmemiz için bir yol açmış olduk. Şimdi şuradaki küçük üçgene bakalım. Şu küçük üçgene. 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla buradaki yüksekliğimiz 8. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı.
Şimdi şu yeşille çizdiğim üçgene bakacağız. Burası 6, 9 daha 15. Burası 8. Yani 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. 8, 15, 17'den x'imizin cevabı da 17 santimetre. Bu soruda da arkadaşlar yine özel üçgenlerimizi kullanacağız. 7, 24, 25 üçgeni. Daha sonra da burada yine bakacağız başka bir özel üçgenimiz var mı? Varsa onu uygulayacağız. Yoksa tabii ki Pisagor teoremi uygulayacağız. 24 ve 18 ikisi de 6'ya bölünür. 24'ü 6'ya böldüm 4. 18'i 6'ya böldüm 3. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni. Yine özel üçgen. 24 4'ün 6 katı, 3'ün 6 katı, bu da 5'in 6 katı olacak. Demek ki x'imiz 30 santimetre. Yine her zamanki gibi bilinen taraftan bilinmeyene doğru, bizden istenene doğru bulmaya çalışacağız. 7, 24, 25 üçgeni, 15, 25 ve burayı soruyor. Tabii ki sadeleştiriyoruz. İkisi de 5'e bölünür, 3, 5'e bölünür, 5. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni olacak. Burası da 4. Tabii ki 4 değil ama 4'ün katı. 3'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Bu da 4'ün 5 katı olacak. Yani 20 santimetre x'imiz. Bu gibi sorularda da bazen bizim dik üçgeni tamamlamamız, şeklin tamamında tamamlamamız gerekebiliyor. BC'yi 12 olarak vermiş. Buraları ayrı ayrı verseydi buraları bulabilirdik ve toplardık sonra, ama ayrı ayrı değil, bütün olarak vermiş 12 santimetre. Dolayısıyla bizim bu şekli bir dik üçgene tamamlamamız lazım. Şu şekilde. Şimdi burası 12 santimetre ise şurası. Burası da aynı uzunlukta olacak. 12 santimetre. Burası 6 santimetre. Burası da 6 santimetre olacak. Dolayısıyla bunun tamamı 9 santimetre. 6 ile 3'ü topladık. 9. 12 santimetre, 9 santimetre. Şimdi de burayı bir özel üçgen yardımıyla bulacağız. 9, 12. Bu 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı. Burası da 5'in 3 katı olacak. Ve 15 olarak bulunacak AD uzunluğu. Yamuk sorularında da yine kendimize bir yardımcı doğru parçası çizmemiz lazım. Şimdi burada da yardımcı doğru parçamızı genelde şu şekilde çiziyoruz. Şuna paralel olacak şekilde 90 derece. Bunu yapınca burası 8 santimetre ise şurası da 8 santimetre oluyor. 13'ten 8 çıkarıyoruz. Şu uzunlukta 5 santimetre oluyor. Yani buradaki dik üçgene bakıyoruz. 5, 12, 13 üçgeni. Şu uzunluğumuz, şu çizdiğimiz uzunluk 12 olarak çıktı. Bunun aynısı karşı tarafta olduğu için burası da 12 santimetre olarak bulunmuş oluyor.